Sahnede kahkaha makinesine dönüşen Mahşeri Cümbüş ekibiyle keyifli bir söyleşi de şimdi de sıra. 15 yıldır sahnede milyonları güldürdüler. Aa! Cahildi dünyanın. Mahşeri Cümbüş ekibiyle 15 yıllık serüveni konuştuk. 15 senenin getirilerinden biri de bu oldu ve onu da bırakmaya niyetimiz yok. Dur! Sen karışma bu işe. Değiştir. Sen karış bu işe. Değiştir. Karışmak isteyen var mı aranızda? Doğaçlama senaryoyu Türkiye sahnelerine taşıyan ilk ekiplerden birisi olan Mahşeri Cümbüş sahnede 15 yılı devirdi. Buraya kadar geleceğini tahmin etmiyordum. Başladık geldi vallahi. Çok keyifli bir serüven. Her sene sahneyi açıyor olmaktan büyük keyif duyuyoruz. 15 yılı değerlendiren ekiple sahne aldıkları mekanda bir araya geldik. Vallahi arkadaşımın dediklerine katılıyorum. 15. yıl hani bu iş insanı genç tutuyor. Hani hiç 15 yıldır bu işi yapıyormuş gibi hissetmiyorum açıkçası. Bir 15 yıl, 20 yıl falan gider yani daha. Kesinlikle var öyle bir güç hissediyorum yani. Mahşeri Cümbüş ekibi seyircinin bu tiyatroya sahip çıkmasının 15 yılı devirmede önemli bir etken olduğunu düşünüyor. Ya doğaçlama tiyatroyu özellikle bir tiyatronun 15 sene zaten Türkiye'de ayakta kalması zaten bir hadise yani başlı başına bir şey. Bir de doğaçlama tiyatro gibi hani bu ülkenin hiç tanımadığı bir şeyi bu ülkenin seyircisiyle buluşturup ayakta kalmak ayrı bir hikaye. Bu seyircinin bu türe Mahşeri Cümbüş'e ne kadar sahip çıktığının aslında bir göstergesi. 15 senedir biz buradaysak, bu sahnenin üzerindeysek, hayalhane de aşağı yukarı 10 sene mi oldu? Kaç 10. sene? 11 sene hayalhane de kapalı gişeyle oynuyorsak, bu seyircinin bu türe sahip çıkışından. Ben herkesin parası kendine arkadaş. Tabii herkesin yani. Parası kendine ya. Ben de kazanıyorum, ben de harcarım o zaman yani. Tamam, siz harcayın, ben harcayayım. Ayrı ayrı harcayalım, güzel. Tokatlıyım ben. Tokatlısınız. Tokatlıyım. Niksar. Anadolu'nun güzide yerlerinden birinde doğdum. Zaten Anadolu'nun bağrından... Tokatlı değil miyim ben ya? Niksal'da değilim. Nereliyim lan ben? Yalnızca sahne almamış 15 yıllık süreçte oyunculuk kursları da vermiş ekip. Sürekli olarak burada kurslar düzenledik. Ve yıllar içerisinde artık onlar da ne derler bizde aşık atabilecek seviyeye geldiler. Artık onlarla beraber oyun sahneyi de paylaşmaya başladık. 15 senenin getirilerinden biri de bu oldu ve onu da bırakmaya niyetimiz yok. Öğrencilerine ilk öğrettikleri birbirlerini reddetmeden bir oyun sergilemeleri gerektiği oluyormuş. Biz sahnede bile seyirci aldığımızda eğer bir fırsat olursa kulağına şunu fısıldarız. Birbirimizi reddetmeyelim. Yani birbirimizin söylediğine tamamlayalım. Aslında bütün hikayenin en temel başladığı nokta bu. İki doğaçlama oyuncu sahne üzerinde bir şey yapacaklarsa aralarındaki tek önceden konuşulmuş ve anlaşılmış mevzu birbirlerini reddetmemeli olacaktır. 15 yıllık sahne hayatında çok etkilendikleri anılarını paylaşmalarını istiyoruz hayatın içinden seyircileriyle. Ben hemen aklıma geleni söyleyeyim. Aşk hikayesinde bir kadın bir erkek sevgilisi olmayan çıkardık. Onlarla sohbet ediyoruz, seyircileri indiriyoruz. Ondan sonra onları anlattıklarıyla bir oyun üretiyoruz. Güya birbirleriyle aşk yaşasalar ne olur oynuyoruz. Onlar ondan sonraki sene geldiler evlenmişler. Bir başka anıysa Koreli'den dayak yeme hikayesi olarak karşımıza çıkıyor. Böyle bir kız isteme sahnesi oynadık biz. İşte baba ben işte Koreli'ye kız vermem diyecek. Koreli de bizi dövecek. Bir sahneyi oynadık, çocuk da beni dövdü yani. Bayağı evet. Kravatını şöyle kafasına bağladı Rambo gibi. Bayağı yumrukla tekmeyle girdim. Eskiden çok sevilen bir oyunumuz vardı. Bazen oynuyoruz da son yıllarda biraz azalttık onu, Nesne Turu diye. Onunla turneye gittiğimizde insanlar bilirlerdi ve Nesne Turu için hani biz onlardan bir nesne alıp sahnede çeşitliklerdi. İşte başka başka onu kullanıyoruz. İnsanlar mesela çok inanılmaz şeyler getiriyorlardı. İşte ok getiren mesela tiyatroya ok sokmuş herif. Bildiğin o hani aletten okla geçmiş. Sahne... Çocuğunu verdi çocuğunu. Bildiğim böyle bebeği verdi, alın dedi, bunu kullanın dedi. Bugüne kadar niye anlatmadın lan kan kardeşine? Şimdi yazdı. Ben de bugün fark ettim yani. Kan kardeşi merak eder, birkaç tane soru sorar. Kimdir bu, nedir, ne iş oğlum, yapar? Oğlum kim bu kız, nerede oturuyor, ne yer, ne içer, anası babası kimdir? Tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Önce yutkunur, sonra titrer ve cevap verir. Patronun kızı! Patronun kızı! Ne? Mahşeri Cümbüş'ün her paylaştığı hikaye birbirinden ilginç ve keyifli.
Mesela şimdiki tiyatro sahnesini bulma hikayesini duymayanlarınız varsa sıkı durun. Çok enteresan anılar sizleri bekliyor. Burayı buluşumuz da çok enteresan. Gazete ilanından sahibinden bir tiyatro bulduk Burak. Işıklı koltuklu tiyatro yazıyor dedi annem gazete